28 Şubat süreci ülkemizin üzerine kara bulut gibi çökmüş, yakın tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri. Sözde laiklik ve Atatürkçülük kisvesi altında kutuplaştırıcı ve bölücü ajandalarını dayatmaya çalışan cuntacı azınlık, kasıtlı ve planlı bir şekilde milletimizin sinesinde kapanmayacak yaralar açıyordu. Evlatlarını bu vatana şehit veren anneler, başörtülü oldukları gerekçesiyle askeri törenlere alınmıyor, tesettürlü öğrenciler kampüs önlerinde meydan dayağına tabi tutuluyordu. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Böyle bir atmosferde hakkı savunmak, mazlumların sesi olmak cesaret isteyen bir tutumdu. O dönemde pek çok siyasetçi askeri vesayetin himayesine sığınıp toplumun huzur ve refahını hiçe sayıyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener de bunlardan biriydi. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum. Uygulanmazsa bırakır mısınız hükümeti? Başka çaresi yok, uygulanacak. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelge yayınladı. Siz İçişleri... Ben uygulayacağım. Milyonlarca mazlum ve milletle devlet arasına nifak sokan 28 Şubat sürecine katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını belirten Meral Akşener, askeri vesayet ortadan kaldırılıp milli iradenin hakim güç haline gelmesinden sonra ise o dönemle alakalı kendisine sahte kahramanlık hikayeleri uydurmaktan da geri durmuyordu. Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım diyen bendim ben. Gelecekte de sahte hikayeler onun siyasi stratejisi olacaktı. Özür diliyorum. Kaç kişi alınıyor? Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller. Ha. 30 yaşındayım. Susturulmaktan bıktım. Meral Hanım'la beraber çekti gitti. Ben daha öncesinde sonrasında görmediğim bir insan. Tanımıyorum, bilmiyorum ben. Geçinimi. Ben Enes Can'ın babasıyım. Böyle bir şey yok. Allah'ın verdiğine şükürsün. Geçiniyoruz. 28 Şubat'ta alınan kararların en şiddetli savunucularından ve uygulayıcılarından biri değilmiş gibi darbe karşıtı bir role soyunan Meral Akşener, HDP ile işbirliğini de var gücüyle gizlemeye çalışıyor. HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Ekrem İmamoğlu seçilmişse Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Bizim gidecek ülkemiz yok. Senin HDP'inle ne işin var ya? Ne iş birliği yapan? Bunda ne işin var? Aldak benim millet. Helallik alman lazım. Çok ciddi söylüyorum. Hakkını helal edersin. Etmiyorum. Haram olsun hepinize. Aldak benim millet.